Ali Rızan Hocam, peki kalp sağlığımıza ne kadar dikkat edebiliyoruz? Yani kalp sağlığı aslında çok dikkat edildiğini düşünmüyorum. Yani genel olarak bir kalp hastalıkları, yani kalp ve damar tıkanıklıklarına bağlı ölümler hala dünyada yani kanserle başa baş hala çok önemli oranda devam ediyor. Türkiye'de de maalesef özellikle genç yaşta kalp krizleri çok yaygın. Çok dikkat ettiğimizi düşünmüyorum. Yani hani bu sigara ve diyabet konularını muhakkak, tabii işte obezite konusu önemli. Onların dışında işte düzenli kalp kontrolleri, düzenli muayeneler falan da yaptırmak lazım. Yani çok ihmal etmemek lazım. Bir kere herkesin bir kere bir kardiyoloji muayenesi yapılması lazım. Bir kere bir ekokardiyografisi yapılması lazım. Doğuştan, çünkü sürüşüne kalp hastalıkları var. Kalpte delikler var. Kalp kaslarında kalınlaşmalar, damarlar, kapaklarda problemler olabilir. Bir kere önce bunu tespit etmek için muhakkak bir ekokardiyografi dediğimiz bir yöntemle kalbin bütün genel şeyini haritalanmasını, bütün kapakları, damarları falan görüntülemek lazım. Bir kere muhakkak herkesin bir kere yaptırması lazım yani. Bu ekokardiyografiden sonra belirli, özellikle riskli hastalarda, işte aile hikayesi olan, ailesine kalp krizi geçirmiş, bypass olma stent takılmış kişiler var ise, diyabeti ve sigara içiyor ise, bu kişilerin de 30 yaşından itibaren belirli aralıklarla kalbini kontrol ettirmesi lazım. Kalbini kontrol ettireceğini ne yapacak? İşte kardiyoloji doktoruna gidecek. Kardiyoloji doktoru işte EKG'sini çekecek. Ekokardiyografisini yapacak. Efor testi, son derece önemli bir test. Efor testine sokacak. Bu şekilde özellikle spor yapanlarda son derece önemli. Spor yapıyorsanız muhakkak kardiyoloji kontrolüne girmeniz lazım. Eko ve efor testi son derece önemli. Çünkü çok az gözüken, %1 belki %1 gözüken bazı hastalıkları ortaya çıkartabiliriz ve ani ölümleri engelleyebiliriz. Ama bir de bunun yanında dediğim gibi risk faktörü olan kişiler, aile hikayesi var, sigara içiyor, diyabeti var, obezitesi var, kilosu var, işte düzenli spor yapmış, stresli bir hayat. Bu tür kişiler hep risk grubundadır ve 30 yaşından itibaren bu kalp krizi geçirme riskleri, damar tıkanıklıkları, diğer damar tıkanıklıkları, yani sadece kalp değil, işte bacak damarlarından olsun, böbrek, bağırsak damarları, göz damarları, beyin damarları, bunlardan dolayı belirli aralıklarla doktor kontrolüne gitmeleri lazım. Eko ve efor testlerini yaptırmaları lazım. Şüpheli bir durumlarda da anjiyo yapmaktan korkmamaları lazım. Yani doktoru mesela efor testi yaptı, onda şüpheli bir şey gördü, darlık şüphesi gördü, ya da sintigrafi yapıldı, sintigrafide şüpheli bir şey görüldü. Anjiyografiden çok çekinmemek lazım. Şüpheli durumlarda anjiyografi yapıp bazen işte hayat kurtarıcı olabilir. Yani özellikle genç yaşta böyle birdenbire ani ölenlerin çoğu maalesef yani bence bu ihmal yüzünden ölüyorlar. Çok çok büyük bir kısmı belki gizli bir damar tıkanıklığı, yani var damar tıkanıklığı, kritik bir damar tıkanıklığı yok ama belki %60-70 bir darlık var. O hiç şikayet yapmayabilir koroner damarlarda. Hiçbir şikayet bulgu vermeyebilir. Ama bu kişi 40-50 yaşlarında, kendine de dikkat etmiyor. Sigara da içiyor. Belki kilosu da var. Ailesinde de var. Bu tür kişi de çok son derece risk altında. Bu herhangi bir şikayet yok ama bu %60-70 darlık olan hastaya efor testi yaptığımız zaman bu efor testinde o %60-70 bize bir bulgu verebilir. Bu şey sayede hasta anjiyografi yaparak oraya gerekli müdahale, işte bypass olsun ya da stent olsun ya da ilaçla basit bir kan sulandırıcı tedavi bile hayat kurtarıcı olabilir. Ya da hastayı işte konuşarak, işte sigara içiyorsa sigarayı bıraktırması, obezitesi varsa obezitesini gidermesi, diyabetin kontrolü ve bir iki ilaç tedavisiyle belki hayatı kurtulacak. Ama bu basit ihmaller maalesef işte ölümle sonuçlanabiliyor. Maalesef yani, biraz evet. Da sağlık noktasında ihmal bir toplumuz, evet, hocam. Evet, en son, evet, sağlığa bırakıyoruz, evet, zamanımızı. Yani son yıllar biraz daha iyi gibi geliyor hastalar bazen, işte şüpheleniyorum, işte kontrol yaptırıyorum diye, ama bu hala da bence çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani, daha da dikkat etmek lazım. Evet, çünkü hiçbir şey sağlık kadar kıymetli değil. Kesinlikle, tabii sağlık her şeyin başı.